Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir cuma günü diliyorum. Haftanın bu son işlem gününde başlarken global piyasalardaki satış baskısı devam ediyor. Bunda öne çıkan en önemli sebep bu Delta varyantının gerçekten biraz beklenenden daha fazla etkisinin olması. Yani bunca aşılamaya ve şeye rağmen hala yayılımın hızlı bir şekilde devam ediyor olması. Ve bunun üstüne aynı zamanda vefat sayılarında da tekrar yani geçen kış kadar olmasa bile gördüğümüz diplerden yukarıya doğru bir artış var. Bununla birlikte gördüğümüz bazı büyük şirketlerin ofise dönme konusunda ki planlarını bu sonbahar için değiştirdiklerini görüyoruz. Yani Apple ve Charles Schwab gibi yüz binlerce çalışanı olan kurumlar 2022'ye ertelediler ofise dönümünü. O yüzden bu Delta varyantı konusunda bir netlik oluşmadan bunun getireceği acaba sonbaharda tekrar bazı kapanmalar olabilir mi? Ya da bu büyümeyi biraz yavaşlatabilir mi? Korkuları aynı zamanda piyasalara da satış getiriyor. Özellikle Uzak Doğu'da bu Çin'de başlayan teknoloji şirketlerinde başlayan düzeltme bu ciddi boyutlara geldi. Temmuz ayının ortasından beri oradaki bir takım regülasyonların ortaya çıkacağıydı ve işte bununla ilgili detaylar çıktıkça bunların tahmin edilenden daha ciddi ve daha kısıtlayıcı regülasyonlar olması buradaki satış baskısının daha da artırarak devam ediyor. Bununla birlikte Uzak Doğu'daki satış ve trendinin piyasalarındaki devam ettiğini görüyoruz. Bizde ise genel olarak baktığımızda bankalar ve sanayi arasında ciddi bir ayrışma var. Zaten sene başından beri ikisi farklı ayrışmıştı. Özellikle 16 Mart Merkez Bankası Başkanı'nın değişiminden sonra ki yaşadığımız sert düzeltmeden sonra sanayi şirketleri bankaların önüne geçmişti. Ve açıkçası bu da kabaca Haziran ayına kadar devam etti. Daha sonraki ikinci çeyrek bilanço beklentileriyle birlikte bankalar bu aradaki relatif farkı kapattılar. Ama yine baktığımızda senelik bazda bankalar hala eksi getiride devam ediyorlar. Yani sene başından beri bankacılık endeksi %17 aşağıda hala. Diğer taraftan sanayi endeksine baktığımızda %9 yukarıda. Yani ciddi bir fark var. O yüzden bankaların daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Biz de çünkü büyük ve son zamanlarda iyi performans gösteren şirketlerin çoğu emtia linkli şirketler. Bu demir çelikteki cevher tarafında Temmuz ayından beri %30'luk bir düzeltme fiyatların da bir şekilde önümüzdeki dönemde buna yansıyabileceği endişelerini arttırıyor ve işte kısa zamanda yaklaşık 10 gün önce tepe noktalarını gördükten sonra demir çelik hisselerinde burada da bir düzeltme bizde de dünyaya paralel olarak geldi. Yani bu ayrışma bir süre daha devam edecektir. Özellikle bu delta varyant endişeleri devam ettiği sürece tabii bunun bir süre havacılık ve turizm hisselerine de yansımasını bekleyebiliriz eğer bu endişeler devam ederse. Dün akşam biz uyurken enteresan bir şey oldu dolar TL'de herhalde bir Fat Finger dediğimiz yanlış hareketle bir 8.27 gördü ama anlık bir hareketti. Ondan sonra hemen tekrar şu anki gördüğümüz 8.52 seviyelerine toparladı. Orada takip etmemiz gereken dolar endeksi. Dolar endeksi
Kasım'dan beri en yüksek seviyelerinde, 93.5'un üzerinde, son 52 haftanın da en yüksek seviyesi hatırlamamız gerekirse 94.7. Yani hep dolar endeksine bakarken insanların kafasındaki oluşan hata, ya 93'ten 94'e çıktı, çok ciddi bir değişim değil bu. Brent 66'dan 70'e çıkıyor. Bunun etkisini biz işte şeylerde, petrolle ilgili rafinerilerde hiç görmüyoruz. Daha büyük şeylerde bu kadar yüzdesel olarak büyük farklılıkları önemsemeli miyiz? Evet, önemsemeliyiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu global likitlerin sıkılaştığına dair ve risk iştahının azaldığına dair en iyi gösterge. Bundan daha iyi bir gösterge yok. O yüzden gözlerimiz her zaman orada olacak. Bu böyle olduğu sürece altın biraz daha nispeten daha iyi performans gösteriyor insanların endişeleri arttığında. Orada son dönemde bizim de müşterilerimizden, kurumsal müşterilerden de tabii ki 2020'den beri çok ciddi şekilde altın pozisyonunu arttıran müşteriler var. Orada sorular oldukça geliyor. Murat da belki teknik konuda bir yorum yapar ama benim gördüğüm büyük resimde bu 2021 içinde performansı diğer varlıklara göre zayıf olmaya devam ediyor. Yani bu yılbaşından beri altın bazında ons %6 aşağıda sene başından beri ve 2-3 defa denediği 1830 seviyesini bir türlü geçemedi. Oradan satışlar geliyordu. Bundaki ana sebep de işte aşılamanın hız kazanması ve toplumsal COVID'e karşı bütün ülkelerin daha iyi bir performans göstermesiyle birlikte ekonomilerin büyümesi düşüncesi vardı. Yani sonuçta bundan dolayı güvenli bir limana olan ihtiyaç azaldı. 2021'de bu tam tersiydi. 2020'de geçen sene altın çok iyi performans etmişti. O yüzden de altında da dediğim gibi yani ekonomiler normal şekilde büyümeye ve fonksiyon etmeye devam ederse bu güvenli limana ihtiyaç olmayacağı düşüncesi altında daha önce gördüğü yüksek seviyeleri gelmesini engelledi. Bu sene içinde 1959 dolar görmüştü en yüksek. En düşükte 1676 dolar. Ama 1830 dolar benim de gördüğüm bu teknik seviyeler önemli oluyor. Çünkü insanların maliyetlerini belirtiyor. Neden hep oraya önemsiyoruz. Oralar önemli seviyeler gibi gözüküyor. Ancak endişeler ve korkular daha fazla artarsa bu rakamların üzerine çıkılması mümkün gözüküyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Herkese günaydın. Piyasalara baktığımızda genel olarak Otan abim özetlediği gibi küresel piyasalar negatif hareketler devam ediyor. Bizde de bununla beraber paralel olarak negatif hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Zaten 1465 konusunda yatırımcılarımızı uyardığımızı düşünüyoruz. Her toplantıda bir kere altını çizdik. Şimdi buradan gelişmeler hızlandı, devam ediyor ama biz buradan tekrardan 1350'lere 1400'ün altına sarkacağını şu an için düşünmüyoruz. En azından şu haber akışıyla. Evet, biraz geri çekilme yaşanıyor. Bu gayet de normal. Çünkü kabaca 1,5 aydır yükselişlerini sürdüren bir endeks vardı 1465'lere kadar. Şimdi bir tık geri çekilme normal karşılıyoruz. Olası geri çekilmelerde bugün için endeksin yine yatay başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından küresel piyasalarla devam eden satış baskısı sürdürmesi durumunda 1435, arkasından da 200 günlük ortalama olan 1425 seviyesini kabaca takip ediyor olacağız. Bu noktalar önemli. 200 günlüğün altına sarkmadığı sürece çok da yoğun bir satış baskısının geleceğini düşünmüyoruz. Geri çekilmeler kısa vadede alım fırsatı yaratır diye düşünmekteyiz. Bunun altını çizelim. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için tekrar uygulamak gerekirse 1450, arkasından 1465 seviyesini takip ediyor olacağız. İki tane önerimiz açık. Bunlardan bir tanesi Tüpraş, bir tanesi Arçelik. Bunu söyleyelim. Bunun dışında altın fiyatlarından bahsetti Hasan abi. Burada tabii ki önemli olan kritik yerler açıkçası çok kısa vadeli olarak 1795 direnç noktası, bu noktayı kırması durumunda ki
Burada gözüken hareketlilik ve dinlenmesi son 4-5 gündür 1495 seviyesini kıracağını göstermekte, bir sinyali vermekte. Bu noktayı kırması durumunda bahsedilen 1830-35 dediğimiz kritik bölgelere doğru bir yükseliş devam edebilir. Önemli olan, hani evet, altında buradan yeniden bir yükseliş başlıyor, iştah başlıyor demek için 1835 seviyesinin üzerinde hareketlilik ons bazında görmesi piyasanın umut verir. Ama şu an için böyle bir şey yok. Sadece bir kısa vadede 1800 seviyelerine doğru bir hareketlenme görebiliriz diye düşünüyoruz. Bunun ana sebebi de delta varyant endişelerinin yine piyasalar üzerinde hızlanması, ön plana çıkmasından kaynaklanmakta. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.